Memleket Hareketi neden bir hareket de bir parti değil? Niye parti kurmadı Muharrem İnce? Şu an parti kursa başarısız olacağını düşündüğü için mi? Niye böyle bir hareket söylemiyle yola çıktı? CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız. Bakın buna rağmen sokakları geziyoruz. Yani Hakkari'ye de gittim, Ağrı'ya da gittim, Trabzon'a da gittim. İşte ne bileyim yani Adana'ya da gittim. Kaç yıl oldu? 47 vilayet oldu. Ne kadar sürede? 4 Eylül'de başladık Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde. 47 vilayet oldu. Biraz ağırdan alıyoruz şimdi. Yani çekiniyoruz açıkçası. Hem kendimizi korumak istiyoruz hem herkesi korumak istiyoruz. Yani zor bu koşullarda. Olağanüstü önlem alıyoruz. Yani günde her otobüse inip bindiğimizde maske değiştir, işte dezenfektan. Kendimizi koruyoruz, yaklaşmıyoruz. Unutmamaya çalışıyoruz. En fazla da unutkanlık biliyorsunuz, el uzatma gibi böyle. biz sokağı dinliyoruz. Doğru yapmışız ki CHP yönetimi de 2,5 yıl sonra çıktı. Bir şöyle otobüsle bir gezdiler. Ama hep deniz kenarlarında gezdiler. CHP'li belediyelerin olduğu yerde gezdiler. Böyle Erzurum'a, Hakkari'ye, Ağrı'ya gitmediler. Yani daha yoksul kesimleri gezmediler. Ya bu da iyidir, gene bir başlangıçtır. Enteresan bir şey. Ben programda Sayın Kılıçdaroğlu'na sordum. Yani Memleket Hareketi, Muharrem Bey ciddi manada muhalefet ediyor, eleştiriyor. Bir hareket yapıyor. Parti içinde de Muharrem İnce'nin partiden gönderilmesi yönünde bir sesler de yükseldi. Kılıçdaroğlu şey dedi, yani böyle bir durum yok, ne münasebet dedi. Yani Türkiye'deki siyasi parti demokrasi anlayışını eğer genel haline bakarsanız beklenti şeydir. Yani en ufak bir aykırı ses çıktığında ihraç edilmesidir partiden. Muharrem İnce, ihraç edilmemeni size de sürpriz oldu mu? Önce Muharrem İnce'nin ihraç edilmeme gibi bir kaygısı yok. Muharrem İnce'nin bir memleket kaygısı var. 16 yıl milletvekilliği yapmışım. Yani Allah çok faniye nasip etmez bunu. Bir küçük ilden 5 dönem milletvekili seçilmişim. Böyle kişisel hırslarım, itirazlarım yok. Sadece 2 yaşında bir torun dedesi olarak Allah başlasın. Sizin çocuklarınıza, bizim çocuklarımıza, bütün bu memleketin çocuklarına, ben bir fizik öğretmeni olarak ben onların hepsinin öğretmeniyim. Hepsi benim çocuklarım. Hep bir öğretmen böyle bakar zaten. Onlara güzel bir gelecek bırakma derdindeyiz. Başka bir derdimiz yok. Yoksa Allah'a şükür sağlığımız yerinde, bu kötü koşullarda işsiz değiliz, milletvekili emeklisiyiz, bu fakir millet bize hatırı sayılır bir maaş veriyor. Kişisel bir kaygım yok. Partiden atarlar, atmazlar. Onların kendi bilecekleri iş. Hesabımı ona göre yapamam. Doğruları söylemeye mecburum. Doğruları anlatmaya mecburum. Ben CHP'nin umut olmasını, bakın, samimiyetsiz olursanız, tutarsız olursanız, topluma uzak olursanız, inandırıcılığınız olmazsa, mesela şimdi bir tane örnek vereyim. Saraydan para alıp parti kuracaklar. Şimdi bu lafı ortaya atarsanız, siz bundan sonra iktidar olacağız, demokrasiyi geliştireceğiz, hukuku işler hale getireceğiz. Kimse inanmaz size. Enflasyon, niye inansın ki sana? İnanmaz, inandırıcılığınız kalmaz. Saraydan para alan kim? Açıklayacaksın. Açıklamıyorsan konuşmayacaksın. Şimdi bunu söylediğiniz zaman saraydan birileri para alacak, parti kuracaklar. Ortaya söylenmiş boş bir laf. Niye? Ola ki birileri ayrılırsa önceden yaftayı yapıştırayım bunlara ki hareket edemesinler.